Herkese merhabalar. Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Bitcoin'de haftalık olarak 29.000 dolar üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleştirmeyi başardık. 30.600 dolar seviyesine kadar yukarı yönlü bir hareketlik gelmiş olsa da şu anda tekrardan bu seviyeden red yediğimizi ve aşağı yönlü bir hareketlik içerisinde Bitcoin fiyatının hareketlendiğini görmekteyiz. Peki önümüzdeki dönem içerisinde kısa ve orta vadede Bitcoin'e ve altcoin'lerdeki beklentilerin nelerdir? Hangi seviyelerle beraber yukarı yönlü bir trendin başlayabileceğinden konuşabiliriz. Bunları konuşacağız, masaya yatıracağız. Dolayısıyla yine Doptoğlu içerikle karşınızdayız. Analizlere geçmeden önce tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Yine aynı şekilde piyasadaki son gelişmelerle ilgili hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız Twitter üzerinden de bizi takip etmeyi unutmayın diyorum. Hızlı bir şekilde analizlerimize geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk etapta şunu hatırlatmak istiyorum. Dünkü videoda arkadaşlar size burada simetrik bir üçgen formasyonu şeklinden bahsetmiştik. Yukarı yönlü bir hareketliğin gelebilmesi için ilk etapta mutlaka üst bandın kırılması ve buradaki kırılmadan sonra Bitcoin fiyatında bir üst band üzerine bir retest, ancak ve ancak retestten sonra yukarı yönlü sağlıklı bir hareketin gelebileceğinden bahsetmiştim arkadaşlar. Peki tam olarak burada ne gerçekleşti? Gelin hızlı bir şekilde bunları deneyelim. Görebileceğiniz üzere arkadaşlar bu simetrik üçgenin üst bandı bizim için her seferinde bir direnç seviyesi olarak karşımıza geldi. Görebileceğiniz üzere burada yukarı yönlü bir hareketlik geliyor. Üst banda kadar fiyatta bir hareketlik, sonrasında burada ne yazık ki red yiyoruz. Arkasından da aşağı yönlü tekrardan bir fiyatta gevşemenin gerçekleştiğini görmekteyiz. Yine aynı şekilde bakın burada fiyat üst banda kadar yaklaşıyor. Buradan red yedikten sonra tekrardan fiyatta aşağı yönlü bir geri çekimin geldiğini görmekteyiz. Bugüne geldiğimizde benzer bir hareketlikle karşı karşıya olduğumuzu görebilirsiniz. Fiyatta yukarı yönlü bir hareketlik geldi. Ama burada ne yazık ki üst band tekrardan bir direnç olarak çalışmayı başardı. Bitcoin üst band üzerine destek bulmayı başaramadıktan sonra fiyatın aşağı yönlü bir geri çekilmeyle beraber tekrardan 29.000 dolar seviyesine kadar geri çekildiğini görebilirsiniz. Peki burada simetrik üçgen nasıl çalışıyordu arkadaşlar? Bundan sonra ne beklemek gerekir diye soracak olursanız ilk etapta şunu söylemek gerekir. Burada arkadaşlar simetrik üçgenler nasıl çalışıyordu? Aşağı yönlü bir hareketliğin gelebilmesi için ilk etapta alt bandın kırılması gerekir. Bu alt band kırıldıktan sonra üçgenin genişliği kadar arkadaşlar aşağı yönlü bir hareketliğin gelmesi beklenir. Buna bağlı olarak burada bizim için en kilit noktalardan bir tanesi arkadaşlar 29.000 dolar destek seviyesi olacak. Bu alanın ne yazık ki kaybedilmesi durumunda Bitcoin fiyatında tekrardan 25.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme gelebilir. Buna bağlı olarak eğer işlem açacaksanız mutlaka her zaman olduğu gibi stop loss eklemeyi unutmayın demek istiyorum size. Peki şu andaki duruma gelecek olursak arkadaşlar şunu da altını çizmek istiyorum. Buradaki simetrik üçgen içerisinde ne zamanki Bitcoin fiyatının alt banda değdiğini görsek burada destek bulması haline yukarı yönlü güzel bir şekilde bir rahatlama rallisinin yaşandığını görmekteyiz. Bakın burada birebir bir örnekle karşı karşıyayız. Yine aynı şekilde bakın bu noktaya itibariyle tekrardan alt banda fiyat değiyor. Değdikten sonra burada destek bulmaya başarıyor. Sonrasında yukarı yönü tekrardan bir hareketliğin geldiğini görmekteyiz. Buradaki fiyat hareketliği içerisinde Bitcoin'in bu üçgen içerisinde sıkıştığını ve hareket alanının fazlasıyla daraldığını görmekteyiz. Buna bağlı olarak arkadaşlar burada ilk etapta 29.000 dolar destek seviyesinde Bitcoin tutulması durumunda yukarı yönlü bir hareketliğin, yani bir rahatlama rallisinin gelebileceğinden bahsetmenin sağlıklı olacağından bahsetmek istiyorum. Ama dediğim gibi mutlaka yukarı yönlü bir hareketliğin gelebilmesi için üçgenin ilk etapta üst bandın kırılması gerekir arkadaşlar. Üst band kırıldıktan sonra bir retest, ancak ve ancak retestten sonra yukarı yönlü sağlıklı bir hareketin gelebileceğinden bahsedebiliriz. Peki yukarı yönlü bir simetrik üçgenin kırılması durumunda hedef seviyesi ne olacaktır diye soracak olursanız arkadaşlar bunu da hızlı bir şekilde göstermek istiyorum. Üçgenin genişliği kadar arkadaşlar yukarı yönlü bir hareketin gelmesi sonrasında buradaki ilk hedef seviyesi 34.200 dolar alanı olduğunu tekrardan altını çizmek istiyorum. Buradaki bullish senaryoyu destekleyen farklı bir senaryomuz da daha masada var arkadaşlar. Bu nedir diye soracak olursanız ilk etapta şunu bahsetmek istiyorum size. Burada arkadaşlar 1-2-3 yukarı yönlü reversal pattern'in şekillendiğini görebilirsiniz. Daha net göründüğü biraz sonra bunu sizlerle beraber paylaşacağım. Bakın ilk etapta ama yukarı yönlü bir hareketinin gelebilmesi için mutlaka buradaki 31.000 dolar direnç seviyesinin yukarı yönlü kırılması gerektiğini tekrardan belirtmek isterim. Şimdi buradaki paterni çizecek olursak arkadaşlar şunu göstereceğim size. Bakın burası ilk etapta bizim birinci noktamız olacak. Bunun arkasından yukarı yönlü ikinci noktamız. Sonrasında aşağı yönlü çektiğimizde burası 3. Bakın şu nokta 3.
Daha sonrasında yukarı yönlü olarak arkadaşlar, yani burada 31.000 dolar seviyesinin yukarı yönlü kırılmasıyla beraber buradaki 1-2-3 reversal pattern formasyonun çalışması beklenir. Bu formasyon doğrultusunda yukarı yönlü olarak arkadaşlar ilk hedef seviyesi burada görebileceğiniz üzere az önce gösterdiğim 34.000 dolar alanları olduğunu tekrardan belirtmek isterim. Bakın yukarı yönlü olarak 34.000 dolar seviyesine kadar bir hareketliğin gelebileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi ilk etapta mutlaka buradaki arkadaşlar üst direnç seviyesi olan 31.300 dolar seviyesinin yukarı yönlü olarak kırılması gerekmektedir. Peki önümüzdeki günlerde beklediğim fiyat hareketliği nedir diye soracak olursanız arkadaşlar şunu da paylaşmak istiyorum sizlerle beraber. Hatırlarsanız dün Bump and Run Reversal Top Pattern'ı konuşmuştuk. Bir önceki dönemlerle beraber birebir nokta atışı olarak şu anda Bitcoin'in fiyatlandığını sizlerle beraber konuşmuştuk arkadaşlar. Buna bağlı olarak burada bizim için 29.000 dolar seviyesi ilk etapta en majör noktalardan bir tanesi olduğunu tekrardan altını çizmek istiyorum. Peki burada önümüzdeki dönemlerde gerçekleşecek olan yani yukarı yönlü burada bahsetmiş olduğum 1-2-3 reversal pattern'in çalışması durumunda bile arkadaşlar aslında benim buradaki beklentim bir önceki dönemlerle paralel olduğunu söyleyebilirim. Bu paralellik nedir diye soracak olursanız arkadaşlar bakın burada tıpkı önceki dönemlerde olduğu gibi aslına bakarsanız ilk etapta bir yukarı yönlü bir rahatlama rallisi gelse bile aslında Bitcoin fiyatında aşağı yönlü bir trend hareketli yani bir bant halinde aşağı yönlü bir düşüş kanalı içerisinde Bitcoin'in fiyatlanacağını düşünüyorum. Ancak ve ancak ondan sonra yani burada bir akümülasyon dönemi geçirdikten sonra yukarı yönlü bir hareketliğin geleceğini düşünüyorum açıkçası. Dünkü videoda da bahsetmiştim sizlerle beraber. Aşağı yönlü olarak 3. alım seviyem arkadaşlar 22.000 ile 21.000 dolar arasında emirlerimi koymuş durumdayım. Bu görüşümü destekleyen 2 tane analizi sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. İlk analizi arkadaşlar haftalık bazda olacak. Yani burada biraz daha makro çerçevede incelemek istiyorum sizlerle beraber Bitcoin'in fiyat hareketliliğini. Şimdi önceki dönemlere baktığımızda arkadaşlar bunu dünkü videoda bahsetmiştim. Çok önemli bir analiz olması sebebiyle bunu tekrardan sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar görebileceğiniz üzere 2015 sezonuna geldiğimizde Bitcoin fiyatı ne zamanki 50 haftalık ortalamanın aşağısına düşse arkadaşlar burada geri çekilmenin 200 haftalık ortalamaya kadar geldiğini ancak ve ancak ondan sonra tekrardan bir markup sürecin başladığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde 2018-2019 sezonuna geldiğimizde şunu görüyorsunuz Bitcoin fiyatı arkadaşlar burada 50 haftalık ortalamada tutulmayı başaramıyor. Bunlardan biri geri çekime geliyor. Buradaki markdown süreci ne zaman sona eriyor arkadaşlar? Bitcoin fiyatı ne zamanki 200 haftalık ortalamaya değiyor. Ancak ve ancak ondan sonra tekrardan yukarı yönlü bir markup sürecinin geldiğini görmekteyiz. Benzer bir durumu 2020 sezonunda da görmekteyiz arkadaşlar. Günümüze geldiğimizde de şunu görebilirsiniz. Bakın burada biraz bir zoom in yapacağım. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Şimdi arkadaşlar şunu görüyorsunuz. Bitcoin fiyatı yukarı yönlü bir hareketli gerçekleşiyor. Ne yazık ki 50 haftalık ortalamadan red yiyoruz. Bunun arkasından sert bir şekilde bir geri çekilmeyle beraber karşı karşıya olduğumuzu biliyorsunuz. Buna bağlı olarak arkadaşlar 200 haftalık ortalamanın forecast'i doğrultusunda aşağı yönlü olarak aslında 22.000 ile 21.000 dolar seviyesine kadar bir geri çekmenin burada ilerleyen dönemler için daha sağlıklı bir akümülasyon dönemi yaratacağını düşünüyorum açıkçası. Konuşacağımız bir diğer analiz ise arkadaşlar aylık bazda olacak. Burada iki tane indikatörü dikkate alacağız. Bunlardan bir tanesi RSI olacak, diğeri ise Willy indikatörü olacak arkadaşlar. Şimdi şunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Birinci örneğimiz arkadaşlar 2015 sezonu itibariyle gerçekleşiyor. Bakın burada yaklaşık olarak 274 günlük bir düşüş trendi yaşıyoruz. Burada RSI'ye baktığımızda RSI 50 seviyesinin altında. Willy indikatörüne baktığımızda da aynı şekilde -80 seviyesinin altında olduğunu görmekteyiz. Burada ne zaman ki RSI 50 seviyesinin üzerine çıkıyor. Bakın şu nokta itibariyle aynı şekilde ne zaman ki Willy indikatörü de -80'in üzerine çıkıyor arkadaşlar. Ancak ve ancak ondan sonra Bitcoin fiyatında yukarı yönlü bir trend hareketliliğinin başladığını görmekteyiz. Yine aynı şekilde burada 2018-2019 sezonuna geldiğimizde 182 gün süren bir markdown sürecinin yaşandığını biliyoruz. Yine aynı şekilde RSI'ye bakalım. RSI bu dönem içerisinde 50 seviyesinin aşağısında yine Willy indikatörüne baktığımızda da -80 seviyesinin altında seyrettiğini görmekteyiz. Peki yukarı yönlü trend hareketliliği ne zaman geliyor? Ancak ve ancak arkadaşlar RSI ne zamanki 50 seviyesinin üzerine kendini atmayı başarıyor. Yine aynı şekilde Willy indikatörü de -80 seviyesinin üzerine kendini atmasından sonra arkadaşlar
yukarı yönlü tekrardan bir markup sürecinin burada başladığını görmekteyiz. Peki şu an itibariyle bu indikatörler bize ne söylüyor diye soracak olursanız arkadaşlar, RSI'ye baktığımızda 50 seviyesinin altına şekillendiğini, yine aynı şekilde Willy indikatörüne baktığımızda eksi 80 altında seyrettiğini görebilirsiniz. Buna bağlı olarak arkadaşlar henüz markdown sürecinin başlarında olduğumuzu tekrardan paylaşmak istiyorum. Peki şu anda markdown sürecinde olmuş olmamıza rağmen bunun anlamı şu mudur? Hiçbir şekilde ürün almayalım, tamamen piyasadan çekilelim mi? Tabii ki hayır arkadaşlar. Tam tersine, unutmayın ki bu piyasa içerisinde korkuyu satın alanlar ilerleyen dönemler içerisinde mutluluğu satacak olan kişilerdir. Buna bağlı olarak aslında bu piyasadaki indirim sezonundan rahatlıkla faydalanılması gerektiğini, ama tabii ki bunu yaparken mutlaka bir strateji doğrultusunda, yine aynı şekilde burada risk yönetiminize bağlı olarak arkadaşlar mutlaka işlem yaparken stop loss eklemeyi unutmayın demek istiyorum. Peki bu dönem içerisinde bir sonraki rally için benim topladığım ürünler nelerdir diye soracak olursanız, 4 tane ismi sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Bunlar diplerden parçalı bir şekilde alım yaptığım ürünlerdir. Bunların bir tanesi arkadaşlar NYM olacak, bir Layer 1 projesi. İlerleyen dönemler için potansiyeli yüksek olduğunu düşündüğüm ürünlerden bir tanesi, tıpkı AVAX, tıpkı Solana gibi paralel bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğüm ürünlerden bir tanesidir. Buna bağlı olarak arkadaşlar şu andaki düşüşte parçalı olarak bu üründen toplamaya başladım. Aşağı yönlü olarak sıfırdan giriş yapacak olan arkadaşlar için şunu söyleyebilirim, 31 cent itibariyle parçalı alımlar için uygun seviyeler olduğunu tekrardan söyleyebilirim arkadaşlar. Konuşacağımız ikinci fırsat isim EFI olacak. EFI'ye baktığımızda da şu anda 20 cent civarına seyretmekte. Aşağı yönlü olarak arkadaşlar sıfırdan giriş yapacak olan arkadaşlar için ilk etapta şunu söylemek istiyorum. Şurada özellikle 11 cent itibariyle parçalı alımlar için uygun seviyeler olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Konuşacağımız bir diğer isim arkadaşlar Cryvor olacak. Cryvor'a baktığımızda dibinde seyrediyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyebilirim size, bir önceki dönem içerisinde aslında 4.74 dolar seviyesine kadar bir fiyat hareketliliği yaşadı. Bunun arkasından piyasanın düşmesiyle beraber çok sert bir şekilde çakıldığını görmekteyiz. İlerleyen dönemler için yüksek potansiyele sahip olan bir Metaverse projesi olması sebebiyle arkadaşlar parçalı bir şekilde bu üründen de toplamaya devam ediyorum. Burada sıfırdan giriş yapacak olan arkadaşlar için özellikle 0.039 itibariyle alımlar yapılabilir. Konuşacağımız dördüncü isim arkadaşlar Tilos olacak. Tilos da aynı şekilde bir Layer 1 projesidir. Buna bağlı olarak ilerleyen dönemler için yüksek potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Tilos'a giriş yapacak olan arkadaşlar için burada aslında ideal alım seviyesi parçalı alımlar için 20 cent ve altında olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, daha önce de söylediğim gibi indirim sezonunun olabildiğince tadını çıkartmaya çalıştın arkadaşlar. Ama tabii ki öncesinde belirlemiş olduğunuz strateji doğrultusunda ilerlemeyi hiçbir zaman unutmayın. Yine aynı şekilde işlem yapmadan önce mutlaka stop loss ekleyin. Ve şunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Şu andaki piyasa içerisinde all in zamanı değil arkadaşlar. Parçalı piyasa düştükçe yavaş yavaş ürün toplama zamanı olduğunu tekrardan hatırlatmak istiyorum size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala destek olmak için abone olmayı, like butonunu kırmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşit kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.